Dersimizde... İnanın. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Nasıl keyifler? Ne zaman başladınız? Biliyorsunuzdur herhalde ne zaman başladınız. Hayırlısı, ben de üçüncü sene kazanmış birisiyim. İki sene tekrar daha aşkım devleşti, kaybettiğimiz bir şey yok. Yani yaşlar muhtemelen. Rehberdeki psikolojilerin pedere mi diyorlar, ne diyorlar? Pedere. Bir görüntüleri. Sağlık her zaman cazip mi? Müslümanıyım yani. Hala cazip Türkiye'de. Ticaretle uğraşmayı seviyorum. Doğru ya burası kardeşim, ben sana sorayım. Çok fazla bir tabak diyorsun değil mi? Şu an bir öğretmen stoğu var yani Türkiye'de. Çok olursunuz bak, ben size söyleyeyim. Diyorsunuz zaten ama, ya çok üniversite mezunu var falan, alakası yok. Bir ortamdan da tabii bu eğitimleri sağlıyoruz. Ya bunlar güzel imkanlar ama üç sene biraz hayatınız... Yabancı, hele sen uluslararası ticaret konusunda yapmak istiyorsan zinhar lazım. Tamam. Hayırlı olsun. Yani bu kitaplar böyle durmasın bir kere, inceleyin bunları. Üniversite moduna çok iyi girip, takır takır böyle iyi böyle... Nasıl gidiyor hazırlık? Moral motivasyon nasıl? Bu sene... Ne yaptın böyle dağlı gibi böyle girdiğim diğer sınırlarla söyledim ama bu artık son olsun sanırım. Bu şeye gidiyor. Bence de çok uzatma yani. Hani gazeteyle değil aslında. Öyle kazandım yani. Yani daha azdı, üniversite azdı, bölüm azdı. Şimdi kontenjanlar falan daha fazla. Ne diyoruz? Hocam, daha iyi nasıl? Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Üçüncü kez sınava giren var mı içinizde? Ben birinci sene istediğim puanı alamadım. Çok önemli. İnanmak başarmanın yarısı. Ne yapmak istiyorsun? Sizin ikinci arkadaşlar gibi. Ben özellikle çalışamam. Bastım. Tozun bizim içerisinde dolaşıp biraz muazzam yapıyorum biliyor musun? Bir o kadar da zor. Otomatik nasıl? Bir fabrikasında pat diye beni yetkili göre oturtacaklar. Böyle bir dünya yok ya çalıştım. Ama hayallerim vardı ya. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizi Hürriyet Sınav Hazırlık Merkezimizde ziyaret ettik. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı üst yapıda yoğun bir şekilde çalışırken bir taraftan da şehrin farklı noktalarında gençlerimizi kültürel, sportif anlamda, sanatsal anlamda farklı konularda eğitiyoruz, geleceğe hazırlıyoruz. Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için BUSMEK olarak hazırlık kursları düzenliyoruz. Şu an Hürriyet Sınav Hazırlık Kurs Merkezi'ndeyiz. Burada yaklaşık 400 civarında öğrencimiz var. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık olarak farklı sınıflarda. Yine Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'ndaki dersliklerimizde öğrencilerimiz var hazırlanan. Yine yaklaşık 100 civarında öğrencimiz burada. Vakıfta yine vakıf mahallemizde 100 civarında öğrencimiz var. Ve yine beraberinde Orhan Gazi'deki merkezimizde de yaklaşık yine 90-100 civarında hem sayısal hem sözel olarak öğrencilerimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii bunun yanında bir şekilde buralara gelemeyip dijital ortamda bu eğitimlerini devam ettirmeye çalışan öğrencilerimiz var. Ve toplamda da 1500 civarında öğrenciye bu şekilde destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii öğrencilerimiz uzman kadromuz tarafından YKS destek kitaplarımız, eğitime uygun donanıma sahip sınıflarımızla ücretsiz bir şekilde rehberlik hocalarımızla birlikte bu sürece çocuklarımızı yoğun bir şekilde hazırlıyorlar. Sınava hazırlık merkezlerimizde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 4 gün olmak üzere derslerimizin devam ettiğini tekrardan ifade etmek istiyorum. Az önce dijital eğitimden bahsettim. Yine üniversiteye hazırlanan lise mezunu öğrencilerimiz bir şekilde çalışıyorlar veya o imkana sahip değiller. Onlara da dijital eğitim desteği veriyoruz. Tabii yüz yüze eğitime katılamayan, çeşitli sebeplerle dijital eğitim seçen öğrencilerimizin fiziken yanlarında olamasak da teknik anlamda bu ortamı kendilerine sağlıyoruz. Her branştan konu anlatımı içeren destek videolarımızın yanı sıra canlı derslerle konu anlatımları yapılır. Kitap kaynak desteği veriyoruz. Arzu eden öğrencilerimiz burada danışman hocalarımıza müracaat edip sorunlarını çözebiliyorlar. Yaklaşık olarak 300 bin soru ve çözüm videoları, 1000 saat aşan konu anlatım videoları ve en çok tercih edilen popüler yayınları dijital ortamda öğrencilerimize açmış oluyoruz. Ve öğrencilerimizin de bunun bu bölüme de yoğun ilgi gösterdiklerini tekrarın
ifade etmek istiyorum. Ben bugün özellikle öğrencilerimizle bir araya gelip onlarla tecrübelerimizi paylaştık. Öngörülerimizi onlara aktardık. Temennimiz, ümidimiz inşallah onların başarılı olmaları. Yarın öbür günkü süreçte hayatın ilerleyen aşamalarında eğer onların sürecine bir nebze katkıda bulunabilirsek Büyükşehir Belediyesi olarak ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak ne mutlu bizlere diyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar ve mutluluklar diliyorum. Geçen sene arkadaşım buraya geliyordu. O tavsiye etti. Tavsiyesi üzerine geldim. En başta biraz yapar mıyım yapamaz mıyım diyordum. Hocalarımızın ilgisi çok hoşuma gitti. Onların da gazıyla falan şu an yapıyorum yani. Hiçbir sıkıntı yok. Geçen sene sayısı aldım. Bu sene eşitlerle geçtim. Sıfır bilgiyle geldim. Şu an oturtuyorum ama hiçbir sıkıntı yok. Ne olmak istiyorum? Hukuk istiyorum. İkinci tercihim de bilmiyorum. Burayı internetten buldum. Geçen sene de ben mezundum. Dijitalde çalışmıştım. Yine istediğim, hedeflediğim yeri gerçekleştiremediğim için yine buraya başvurdum. Bu sefer online değil de örgün olarak buraya geldim. Bütün imkanlardan çok memnunum. Round kullanıyoruz, ondan çok memnunum. BUSME'ye aslında öncelikle bir ön yargımız vardı genel olarak belediyenin vesaire nasıl olur, nasıl biter filan diye. Ama ilk geldiğim zaman öncelikle buradaki öğretmen kalitesinden dolayı çok şaşırdım. Öğretmenlerimiz çok iyi, gerçekten çok iyi öğretmenlerimiz var burada. Ve tamamen bütün kitaplarımızı, kaynaklarımızı hem dijital hem de burada kendi materyallerimizi verdiğimiz için çok iyi oluyor. Direkt istediğimiz gibi etütlerimizi vesairemizi alıyoruz. Normalde ben gelmeden önce yazılım düşünüyordum böyle 60 binlik falan ama hem buradaki çalışma standardı hem de genel olarak daha fazla insanların üzerine düşmesinden dolayı şimdi artık pilotluk gibi bir şeyi kendimde görebiliyorum. Bir miktar şeker. Biz bu ilave edilen şekerin miktarını biliyor muyuz?